Değerli izleyenler, Klişe'nin 7. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu hafta konuğumuz Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay. Bir diğer tabirle herkesin başkanı. Başkanım, herkesin başkanı mısın bu arada? Önce hoş bulduk. Hoş geldin başkanım. Hoş bulduk. Tebrik ediyorum. Takip ediyorum. Güzel bir program. Değişik bir stil. İnşallah daha iyi, daha fazla kitlere ulaşacağınızı tahmin ederek. Abone oldun mu kanalımıza başkanım? Aboneyim. Tebrik ediyorum tekrar. Soruya cevap vereyim mi? Ver başkanım. Atlamayalım, sonra soruyu soruldu, evet. Arada kaynattı olmasın. Yani. Herkesin başkanımsın. Tabii ki herkesin başkanıyım. Asla da bir tereddüt duymuyorum. Bu noktada siyasi fikrini, düşüncesini seçim gününden sonra kenara bırakarak bu topraklarda yaşayan herkese de aynı mesafede, eşit mesafede görev yapmak için aynı hassasiyeti davrandığımı düşünüyorum. İyi bir yöneticimsiniz. Tabii ki kimse kötü yöneticiyim demez. İyi ya da kötü yöneticiyim diye bir şey söylemeyeyim. Ancak iyi niyetli bir yönetici olduğumu söyleyebilirim. O yüzden takdir tabii ki yine de vatandaşındır. Vahap Akay siyasete ne zaman başladı? 2002 yılında Cumhuriyet Halk Partisi üyesi oldum. 2003 yılında ilçe başkan yardımcısı oldum. 2004 yılında yine ilçe delegeliği, il delegeliği gibi süreçleri Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yaşadım. İlk başladığınızda ben belediye başkanı olacağım Çerkezköy'e diye bir hedef var mı? Yani ben belediye başkanı olayım ya da ben bir yere aday olayım niyetiyle meseleye girmedim. Hala girmiyorum. Ancak 2013 yılında ben belediye başkanı olmak istiyorum arkadaşlar diye bir asla ifadem olmadı. Etrafımızdaki insanlar bu şekilde bir görev almamız gerektiği noktasında. Şunu da söylemiyorum. Yani halk istedi ben oldum klişesi vardır ya. Asla ondan bahsetmiyorum. Yani bu çok somut yaşadığım arkadaşlarımın da, yol arkadaşlarımın da, hala yol arkadaşlarım yaşadığım bir meseledir. O yüzden bu şekilde siyasetin içerisine girdim. Hedefi bir şekilde etrafımızdaki arkadaşlarımız, vatandaşlar bize gösterdiler. Lise ve üniversite döneminde politik yanın var mıydı? 99 seçimlerinde, yerel ve genel seçimlerin bir arada olduğu bir seçimde hatırlarsınız. O dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Murat Karayalçın'dı. Genç zamanlarımızda. İşin bir taraflarındaydık. Hala daha amatör taraflarındaydık. Valla Allah razı olsun, hala genç başkan yaklaşımını ve yakıştırmasını vatandaşlarımız sürdürdü, en azından hala sürdürüyor. Yani şöyle bir durum yok mu? Siyaset genelde daha yaşlı kesimin tekelinde olduğu için galiba size genç demek için gene bir 10 sene 15 sene daha var herhalde. Türkiye'de siyaseti 70 yaş üstü. Keşke böyle olmaz. Yaş sınırını en azından daha aşağıdan başlayacak genç insanlara daha fazla ihtiyaç var. Gençlerin önünü açmak lazım. Gençlerin önünü açmak lazım. Gençlerin önünü açmak lazım. Hatta bir belediye başkanımız vardı. 4 dönem ya da 5 dönem belediye başkanı yapmış. Ya dedi, artık bir 4 dönem daha yapıp ondan sonra gençlerin önünü açacağım dedi. Bu kıvamda olmak hiç kimse istemez. En azından biz belediye başkanı oldum. 36 yaşındaydım. Bugün 40 yaşındayım. Fenerbahçe'de bir genç Semih durumu var. Hatırlıyorum, genç Semih. Futbolu başladı. Futbolu bıraktı, genç Semih olarak bıraktı. Yani Vahap Başkan da bir genç başkan olarak başladı. Kaç seçim daha götürür mü? Ne kadar daha yani götürür? Yani en azından iki seçim yaşadı genç başkan şeyi. Birincisinde daha öndeydi. İkincisinde biraz daha hala oradan kalma hissiyat vardı. Ama bir seçimi daha kaldırmaz diye düşünüyorum. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Nerede görüyorum cevabı bende yok. Benim 3,5 yıl daha görev sürem var. Dolayısıyla ondan sonrasının nereye evrilir? Ne olur? Bu konularla ilgili hiçbir şu anda bir öngörüm yok. Hiç sormuyorum Tekirdağ aday mısın diye. Ben bunun cevabını verdim. Daha görevimiz var. Çerkezköy'e dair yapacaklarımız var. Yapacaklarımızın da arkasındayız. Görev süremiz boyunca elimizden geldiği ne varsa Çerkezköy için vermeye çalışacağız. Ondan sonrası zamanı gelince bakacağız yani. Başkanım, Kadir Başkan'la aranız nasıl? Kadir Başkan'la aram iyi. Büyükşehir meclisleri var bir de. Gergin geçiyor. Hareketli geçiyor. Orada bir Cüneyt Yüksel'le bir gerilim var aranızda. Bunun nedeni nedir? Şöyle, Büyükşehir Meclisi'nde bir gerilimimiz yok Cüneyt Başkan aslında. Ama tabii ki bir fikir ayrılığı diyebiliriz. Doğru bildiğim neyse şahsım adına konuşuyordum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi grubunun doğru bildiği neyse şu anda da onu savunmaya çalışıyorum Büyükşehir Belediye Meclisi'nde. Biraz zaman zaman gergin ve hareketli anlar olabiliyor. Bunlar siyasetin ruhunda ve içinde var. Parti sözcüsü görevimin gereğini yerine getiriyorum. 2014 seçiminde rakibiniz aşağı yukarı belliydi. Yani. Yok, aşağı yukarı direkt belliydi. Direkt belliydi. Ali Başkan belli ki. 2019'da yeni bir isim. Sürpriz oldu. İlk tepkiniz ne oldu mesela rakibi öğrenince? Süleyman Kozova. Benim beklediğim adaylardan bir tanesiydi ve o aday oldu. Senin işini kolaylaştırdı mı yoksa zorlaştırdı mı? Yani oralara çok girmek istemiyorum. Sonuçtan başa doğru gidersek bunun cevabı zaten içinde saklı diyelim. Meclisinden fazla oy almışsın. Büyükşehir Belediyesi'nin de fazla oy almışsın. Evet. Nasıl alıyorsun? Evet.
Oy almak benim işim. Millet takdir etti tabii ki. 2019 seçimlerinde insanların tercihini bir bireysel olarak bir şekilde insanlar hem hizmetleriyle hem ikili ilişkilerimizle bizi bir yerlere koymuşlar. O koydukları noktada insanlar bunu seçimde bize de bunu oy olarak karşılığını vermişler. Yani o 46.500 oyun içerisinde tabii ki Cumhuriyet Halk Partileri var. Tabii ki İyi Partiler var. Ancak bu oyun içerisinde AK Partili seçmenimiz de var. Yani gidip mecliste AK Parti'ye verip ilçe belediyesinde Vahap Akay'a oy veren var. Tabii ki MHP'liler var. Tabii ki HDP'liler var. Demokrat Partiler var. Saadet Partiler var. Hiçbirinden de gocunmadan bana 46.500 oy veren insanların açıklamasının karşılığı olarak da herkesin başkanı sıfatıma bağlıyorum bunu. Başkanım, seçimde çok konuşulan bir söylemi vardır rakibinizin, kısa pantolon. Kısa pantolon çocuk, evet. Kısa pantolon giyiyor musunuz hala? Tabii ki zaman zaman deniz kenarında giyiyorum. Horoz mu geldi? Yok başkanım, kısa pantolon giydi. Seçimde size en çok yaralayan söylem ne oldu? Yani bu da yapılır mı lan, bu da söylenir mi dediğiniz? Yani bu kadar seviye aşağı inmemeliydi. Bugün Çerkezköy'de hala herkese yüz yüze bakıyoruz. Herkesle merhabalaşıyoruz. Bugünün yarın da var olduğunu düşünerek davranıyor olmamız lazım. Yani bu kadar da haksızlık olur mu arkadaş dediğim noktaya geleyim. Arkadaş sen ne iş yaptın be, sen hiçbir şey yapmadın diyerek konuya girdiler, hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben de o zaman ya bir pencereyi aç, bir pencereden önüne bak. Açtığın pencerenin önünde bir şey göremiyorsan ben zaten bir şey yapmadım demiştim. Yani bu kadar haksızca yapılan siyaseti doğru olmadığını düşünüyorum. 2014'te de ben sizin mitinglerinize gazeteci olarak katıldım. Evet. 2019'da da katıldım. 2019'da sahne performansınız çok iyiydi. Popstar gibi böyle. Nasıl hissediyorsunuz mesela? İyi hissediyorum kendimi. Çok rahat hissediyorum. 14'e kıyasla tabii ki arada fark var. Biraz önce söylediğiniz gibi piştik yani. Konuşmalarınızı kendiniz mi yazıyorsunuz? Hepsini kendim yazarım. Birçoğu danışmanlarına yazdırıyor. Yok. Hazırlık yaptığım konuşmalarım dahil kendim yazarım. Hazırlık ve eğitim yaptın mı diye sorabilirsin. Ne hazırlığım oldu, ne eğitimim oldu. Öyle siyasetçiler görüyoruz ki prompterden okurken bile zorluk yaşıyor. Geri al, mevzuları falan oluyor. Oluyor zaman zaman. Oluyor. Siz hiç prompter kazası yaşadınız mı? Ara sıra kullandınız herhalde. Prompter kullandım sadece konserlerde, büyük kalabalıklarda. Konuyu da çok dağıtmamak ve orada herkese paylaşacaklarımı, o günün hassasiyetlerini paylaşmak üzerine yoğunlaştığım konuşmalar yaptığımda prompter kullandım. Henüz kazada yaşamadım. Şiirleri kendin mi seçiyorsun başkanım? Ben seçiyorum tabii ki. Konuşmaların tamamı bana ait. Ben bir hazırlık yaparım. Hazırlıktan sonra arkadaşlarımı verip temize çektiririm. O zaman biraz kişisel sorulara geçeyim. Millet merak ediyordur. Kendim merak ediyorsam namerdim ya. Millet için soruyorum. Siz millet için siyaset yapıyorsunuz, ben de millet için soruyorum. Öyle oluyor zaten genelde. Nasıl bir babasın mesela? Nasıl bir babayım? Zamanını çok fazla veremeyen bir babayım maalesef. Yani öz eleştiri yapıyorsun. Öz eleştiri yaparak başlayayım. Çok daha fazla zaman, daha fazla bir arada olmak arzusu içerisindeyim. Ancak bu pek mümkün olmadı. Hızlı büyüdüklerini gördüğüm zaman çocukların zaman zaman geriye doğru dönüyorum. Nasıl diyeyim, vicdan azabına zaman zaman yakalamıyor değilim. Çocuklarımla geçirdiğim zamanlarda birbiriyle iyi anlaşan, iyi konuşan bir baba olduğumu düşünüyorum. Nasıl bir eşsin sorusunu o zaman? Aynı şey aslında. Şeyler geçerli. Ancak şöyle bir avantajım var. Rahmetli kayınpederim de belediye başkanıydı. Ben oradan kurtarır mıyım diye biraz sadece... Özel değilse eşiniz telefonunuzda ne diye kayıtlı? Özel. Özel ama mesela ne diye kayıtlı? Özel. Gösteremiyor muyuz? Yok, gösteriyoruz. Aşk kitap falan mı yazıyor? Tabii zorunda değilsiniz yani. Meraktan soruyorum. Vatandaş merak ediyor, ben değil yani. Evde yemek falan işleri yapıyor musunuz? Hiç yapmam. Hiç? Yok. Bayağı. Ben... Elimi sürmem diyorsun. Yani öyle huylarım yok. Yani. Üniversite döneminde falan da şey mi yok? Yetenek yaptım mi? Makarna yaptım bir tek. Şimdi sürekli makarna yiyecek durumum yok. O yüzden hiç yok ya. Ben isterdim ama. Samimi söylüyorum, çok böyle bir meziyetim olsun mutfakla. Haşır neşir olayım isterdim. Bir iki deneme yaptığımı da düşünüyorum ama dedim bu yok, bu iş bana göre değil. Sıkı bir Kemal Sunal hayranlığı var galiba. Var. Değil mi? Tabii. Yani ben Kemal Sunal filmlerini çok severim. Bilmiyorum ama kaçer defa seyrettiğimi tahmin etmiyorum. Zaman zaman... Birkaç kere gördüm ben. Hatta izledim. Zaman zaman bunları seyrederek tedavi olduğumu düşünüyorum. Özellikle sevdiğiniz bir filmi var mı Kemal Sunal? Hepsini seviyorum. Hepsi. Yani. Bombacı Mülayim, bayılırım yani. Kimsin ulan sen? Tanımıyor musun? Aman abi, Bombacı Mülayim işte bu. Başkanım, en son izlediğiniz filmi hatırlıyor musun? En son sinemada galiba Naim'i izledim. Netflix üyeliği var mı? Var. Son dönemde tartışılıyor kapatılması falan filan. Çözüm değil yani. Sosyal medyada da çok başarılısınız bu arada. Evet. Hani bu başarının nedeni nedir? Yani siz kendiniz mi ilgilisiniz yoksa bir ekip mi bunu? Tabii ki arkadaşlarımız var. Yani buradaki sosyal medya
hesaplarımızı bütün arkadaşlarımız kullanıyor ve bütün yaptıklarımızı tematik bir şekilde, en azından yaptıklarımızı, durumumuzu, hislerimizi paylaşıyoruz. Bireysel de çok kullanıyorum. Tabii bireysel de kullanıyorum ama bir şekilde yine arkadaşlarımızın burada emeği var yani. Kitap okur musunuz? Kitap okuyorum. Yoksa özet mi okuyorsunuz? Yok, özet okumuyorum. Kitap okuyorum ama şu son pandemi döneminden sonra herhalde çok fazla okuyamadım desem yeri var yani. Son okuduğunuz kitabı hatırlıyor musunuz? Var mı? Vallahi ben 4-5 tanesini aynı anda okuyorum. O şekilde bir huyum var. Şu anda başımda Ecevit'in hayatına dair bir kitap var. Orada kaldım. Biraz uzaklaştım. Yeniden yoğunlaşmayı düşünüyorum. Ne tür müzikler dinliyorsunuz? Ben her tür müziği dinliyorum. Şarkı söyler misin? Söylerim. Bize bir şarkı söyler misin? Söyleyemem. Şöyle bir şarkı söyleyeyim. Bir şarkı söyleme hikayem oldu belki, hatırlar mısın Çerkezköy'de? Amfiteyatroda bir program olmuştu. Anlatayım burayı da. Bir dernek Çerkezköy'de şöyle bir sanatçı getirmeyi niyetlemişler. Beni de davet ettiler. Ben zaten gelmeyeceğim, konuşma da yapmayacağım dedim. Beni yazmayın bir arkadaş. Parayla bile satılmış. İnsanlar konser seyredecek. Program başlayamamış bir türlü. Herkes konuşmuş. Siyaset de yapılmış sahnede falan derken. Sanatçı arkadaş burada siyaset oldu artık. Ben bu sahneye çıkmam demiş. Amfi full dolu. Ben gelecek sanatçıyı o tarihe kadar, şimdi yanlış anlaşılmasın, hakikaten Resul Dindar takip etmiyorum. Adam çok iyi tanımıyorum. Yolda gidiyorum dediler. Ya dedim, kim geliyor? Bu adam? Bu adam kim? Adamın YouTube'a yazdım. Baktım bu şarkıyı söylüyormuş adam. Hangi şarkıydı başka? Kendine iyi bak Ahmet Kaya. Evet. İçeriye girdim. Herhalde beni gelince insanlar beni bayağı böyle bir hararetle alkışladılar. Yerime oturdum. Mikrofonu alabilirim dedim. Adam da beni tanımıyor. Yani vermem dedi ya. Bir dakika verir misin dedim. Öyle bir aramızda diyalog oldu. Mikrofonu aldım. Ben dedim şimdi o şarkıya başlayacağım. O saate kadar da sahne çıkmıyor. Yani bir şişeler atılıyor. Ortalık karışmış. Sonra dedim mikrofonu dedim gerçek sahibine vereceğim dedim. Kendine iyi bak, beni düşünme. Hakikaten yarısına kadar söylemeye çalıştım. Söyledim demeyeyim. Ayıp olur. Sadece. Sonra da program başladı. Konseri başlatmak için şarkı söyledim. Bize şarkı okumayacaksın. Yok yeter. Malum ayakta kalabilmek için ülkenin şartları. Sponsor alıyoruz, kahve sponsoru. Kahvede Sayın Başkan söyledi bize. Oo. Söylemeden olmaz. Tamam. Yani, teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Şakir. Ne demek Şakir? Örteneyim kardeşim. Biz havalı olsun diye mani arıyoruz. Normalde bildiğin dörtlen ya. Dörtlene benziyor mu? Yediremedik yalnız. En çok anlaştığınız belediye başkanı kim var? Yani tüm belediye başkanlarıyla iyi ilişki içerisindeyim. Ahmet Başkan'la yakın olduğumuz için de daha yakın yaşlar. Sonuçta Özgen abiyle saray görüşürüz. Siz mi daha gençtiniz Ahmet Başkan? 79'lu Ahmet Başkan. Benden bir yaş küçük. Özgen Başkan'ı nasıl buluyor? Özgen abi tabii yeni bir dönem. Başarılı olacak inşallah. Yani doğru, daha zaman var. Daha yeni 1,5 sene oldu. Kendi yapacağı işleri yapması için zamanın olduğuna inanıyorum. Çocukken bir lakabınız var mıydı? Yoktu. Nasıl ya, hepimizin vardı, sizin niye yok? Ben hatırlamıyorum. Kavga eder miydiniz? Çok fazla kavga ettim, hatırlamıyorum. Sizin için kamuoyunda böyle bir şey diyorlar ya, baba dayı bir şey var diye. Bana mı diyordun? Ben mi abarttım acaba demiyorum. Yabancı dil var mı başka? İngilizce. Yani akıcı konuşuyor musun? Akıcı konuşmuyorum, hayır. Pratikte tabii ki derdimi anlatırım, konuşulanı anlarım. Günümüz siyasilerin eksik olduğu noktalarından biri. Evet. Yabancı dil sizde var. Hı. En son yediğiniz trafik cezasını hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum da bu ara çok gelmeye başladı. Onu hatırlıyorum sadece. Var mı sizin de böyle fobiniz falan, korktuğunuz bir şey? Fobim var mı? Yok diyebilirim. Şimdi belediye başkanısınız. 7 senedir enteresan şeyler istediniz. Size gelen en enteresan talep neydi? Buraları çok anlatmayayım ya. Çok enteresan şeyler var. Enteresan anlatmam lazım. Tahmin edebiliyorum. Mesela bir belediye başkanından şunu duydum. Beni evlendir diyen. Bana da çıktı. Geldi. Ya kim o adamlar? Sürekli belediye başkanına gidiyor. Evlendiriyorum zaten. Belki oradan da yola çıkmış oldum. Vatandaşlar da bu nikah kıyıyor, evet, sürekli kıyıyor. Bu adam görüyorum. Demek ki yok. Bu arada haftada kaç düğüne gidiyorsunuz? Bayağı da düğüne gidiyorsunuz. Şöyle. Tabii, geçen seneki performansımı söyleyeyim. Yani hafta sonu, cuma, cumartesi, pazar. Yani gecede 20'yi bulduğumu hatırlıyorum. Çeyrek takıyorsun yani. Çeyrektik, grama düştük. Yarıma. Vatandaşın olsun. Buradan düğün sahipleri de anlaşılı olsun yani, onu şey yapalım, neden gram geldi diye şey yapmayalım. Para mı isteyeyim ya? Başkan özel konulara çok cevap vermiyor diye sormayayım dedim onu. Sor ya. Cebinde kaç para var diyecektim başkanım. Sor, belki cevap vermem, yok. Para yok mu? Param yok! Aldırın oğlum beni buradan, aldırın! Kart var. Yani merak ettiğimizden soruyoruz. Siyasi bir soru, cevap vermek zorunda değilsiniz ama. Milletvekiliyle aranızda bir çekişme oluyor sürekli. O dönemde oldu. Kiminle? Canlı Yücel'le. Söyleniyor demeyeceğim, direkt gözlemliyorum. İşte karşınıza bir
aday çıkardı ön seçimde. Aday sonra gitti. AK Parti'den. Remzi Bey'den bahsediyorsunuz. Evet, evet. Aday oldu. Ama daha öncesine eski dayanan bir şey var galiba. 2011 yılında da siz de milletvekili adayı olmuştunuz. Şöyle samimiyetle paylaşacağım. Bunlar olur siyasette. Bunlar doğal şeyler. Partide bu hesaplar o andaki seçimlerde görülür ve kapanır. En azından benim için öyledir. Ancak bu kadar net ve somut cevap vermemiştim. Şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkeleriyle aynı pencereden bakmıyor olabilir sadece. Bu kadar söyleyebilirim. Benim anladığım 6 oklu Cumhuriyet Halk Partisi'nin her okunun bu partide görev yapan herkesin hakkıyla bunları temsil ediyor olması gerektiğini inanırım. Zaman zaman fikir ayrılıkları, görüş ayrılıkları bu noktada ayrılan zamanlarla ilgili bazı görüntüler ortaya çıkmış olabilir. Senin görüntülerinden bahsediyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'yim. 6 oklu ilkelerine bağlı. Atatürk ilke ve inkılaplarına sıkı sıkıya bağlı. Cumhuriyet Halk Partisi parti programına bir şekilde riayet eden, hepsini de harfiyen yerine getiren yetkililer olmalıyız. Seçilmişler olmalıyız. En azından ben bunun peşindeyim. O kadarlık kısmına cevap vereyim ama bu görüş ayrılıklarının görüntülerini zaman zaman yaşamış olabilirsiniz. Ülkede son dönemde Çerkezköy'de de yaşandı. Atatürk'e karşı bir anti propaganda yürütülüyor diyeyim. Bununla ilgili bir iki kelam eder misin? Bunun artık tartışacak tarafı yok. Bugün bazı kurumları temsil edenler, o kurumlara Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, silah arkadaşlarının bu topraklara canını veren şehitler sayesinde oturduğunu hiç kimse unutmayacak, aklından çıkarmayacak. Zaman zaman aklından çıkaranlar oluyor, zaman zaman unutanlar oluyor. Ancak zaman her şeyin ilacı, zaman geliyor, o gerçeği yeniden aynı yerine koyuveriyor. Tarih bunun bir sürü örneğiyle dolu. O yüzden bugünler de gelir geçer. Ancak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izi bu kalplerde, bütün duvarlarda da yerini bir şekilde alır. Özellikle pandemi sürecinde su faturaları çok fazla konuşuldu. Senin bu yönde de bir talebin oldu anladım Kadir Başkanım. Daha önce de olmuştu su faturalarının zamlandığı zaman. Düzenleme yapılamadı. Aslında hala da süreç devam ediyor. Buraya dair ne söylemek istersin? Şöyle söyleyeyim, bir düzenleme yapıldı aslında. Su faturalarını okumaya gitmeden %80 okuyalım gibi bir uygulama yaptı Büyükşehir. Bana göre yanlış bir uygulamaydı. Tahmin edilen, geçtiğimiz ay atıyorum, adam 20 ton kullanmış. Büyükşehir gitti, hiç gitmeden 8 ton olarak faturalandırıp gönderdi. Daha sonra 1 ay geçti, 2 ay geçti, 3 ay geçti. Hiç okuma yapılmadı. Geri kalan faturanın tamamı 10 ton, 10 ton, 10 tonluk kademelerin o haklarını baki tutarak faturalandırdı. Yani faturalarda fiilen bir yanlış yok. Ancak yanlış uygulamadan dolayı birikmiş bir fatura vatandaşın önüne geldi. Temmuz Genel Kurulu'nda Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına bir şey teklif ettik ve oy birliğiyle kabul edildi. 10 tonluk birinci kademe hakkının tonajını 20 tona çıkarttı. Zaten bu o faturalandırmadaki en temel sorun vatandaşın kademeye girmesiydi. Pandemi dönemi devam ettiği için 20 tona çıkarıldı. Ben sadece oradaki uygulamanın doğru olmadığını düşünüyorum. O uygulama dışında normal okuma gerçekleşmeliydi ve vatandaşa faturası zamanında gitmeliydi. Pandemi dedik de korktunuz mu hiç bu dönemde pandemiden? Ulan yakalandım ne bileyim. Bana bulaşacak diye bir riskim tabii ki oldu ama gerekli önlemleri almaya çalıştık. Son olarak sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa Çerkezköylü vatandaşlara. Ben şeyi merak ediyorum. Bu programın nesi oluyordu sonunda? Kaybet nasıldı? Olduranı olduramayan. Yalnız çok sıkı takipçimizsiniz. Onu fark ettik. Konuştuk aslında ama. Evet. Başkanım biz bu bölümü normalde kendimiz belirliyorduk. Düşündük de hatta dedik ki başkanın olduramayanı ne yapsak falan filan diye. Dedik ki kendisine bırakalım. Bana bırakma. Bana bırakma. Ayranım ekşi yine demem diyorsun. Demem yani. Dersin ama. Biz de düşündük, yani bulamadık. Hatırlıyorum. Hatırlamaya çalışıyorum. Acaba ne söylerim diye. Aklıma gelse inan derim ama. Olduran'dan başlayalım. Mesela bugüne kadar yaptığım en iyi icraat şuydu dediğiniz ne? Bugüne kadar yaptığım en iyi icraat neydi? Ya ben yapılanların tamamını iyi ki yapmışım diye yorumladığım için pek bir ayrım olmadı açıkçası. Ama mesela işte hala baktığınızda mutlu olduğunuz. Ya bunu da iyi ki yapmışım. Şimdi düzenlemeye başladığım Kızılpınar'da yeni park yapıyoruz. Düzgün olabilecek bir parkımız yok. Şimdi orada oynayan çocukları görüyorum. Sonra bir de yaptıktan sonra aynı yerdeki çocukları seyrediyorum ve neyi yapmışım diyorum. Bugüne kadar bu parkla bahçeyle niye uğraştın arkadaş bu kadar diye eleştiri bile aldığım dönemler oldu. Ben de iyi ki yapmışım, az bile yapıyorum, daha fazla yapmalıydım diyorum. Hala aynı şeyi söylüyorum. Yani çocukları o zor zamanlarında, dar zamanlarında hak ettiği oyun alanlarını verdikten sonra neyi etmişim diye her defasında aynı duyguyu hissediyorum. Şehir büyüdükçe, binalar büyüdükçe, apartmanlar oldukça insanlar artık o komşuluk ilişkilerini kaybetmeye başlıyor. Yani belki bir apartmanda oturan insanlar belki de %70'i birbiriyle bağlantıda değil. Siz o insanları kapının önündeki o parkta, yeşil alandaki bankta
çocuğunu sallarken yan yana getirebiliyorsanız bu insanlar birbirine tanışmaya başlıyor. Bir araya gelmeye başlıyor. Bunu önemsiyorum. Bugüne kadar yaptığımız işlerde mahalle evlerinde kadınları bir araya getiriyoruz. Çocukları bir araya getiriyoruz parklarda derken şehrin birbiriyle konuşması, şehrin birbiriyle kaynaşması ya da bir kültür turunda insanları bir Ramazan günü camilere götürürken ya da Mayıs ayında Çanakkale'ye götürürken aynı otobüste buluştururken bile biz buna hizmet ediyoruz aslında. O yüzden bu yapılanı önemsiyorum. Çerkezköy'de açılan sosyal alanlar bugüne kadar bu kadar yaptık. Bu alanları gördükçe, insanları bir arada gördükçe bu mutluluğu yaşıyoruz. İyi ki yaptık diyoruz. Daha fazla park yapmak hissiyatın, duygusunu her an yaşıyorum. Oldurduğum Anladık. Noktayı buraya bağlamış olduk. Olduramadığınız noktayı ben söylemem mi diyorsunuz? Yani. Tanıdığım kadarıyla hayvansever bir insansınız. Evet. Yani, evcil hayvanınız var mı bu arada? Şöyle söyleyeyim, bir kuşum var belediyede. Çok öten bir kuş var orada. Çok ötüyor. Sokak hayvanlarıyla ilgili sanki daha fazla şeyler yapabilirsiniz. Eğer bir olduramadığınız durum varsa ben bunu söylemek isterim. Katılıyorum, olabilir. Sokak hayvanlarıyla ilgili daha fazlasını yapmak istiyoruz. Bir eksik bilgi var. Daha doğrusu vatandaşlarımızın yanlış algıladığı bir durum var. Çerkezköy Belediyesi geçici hayvan barınağı. Yani yasa bize şunu demiş. Sokakta bir hayvan gördüğünüz anda o sokaktaki hayvanı alıyoruz, rehabilite ediyoruz. Trafik kazası geçirmiş olabilir, bir hastalığı olmuş olabilir, saldırgan hale gelmiş olabilir. O hayvan rehabilite edildikten sonra biz aynı noktaya koymakla yükümlüyüz. Belediyenin sorumluluğu bu. Yani biz elimizden geldiğince iki veteriner arkadaşımız son yılların ortalamasının üzerinde hayvanlara bakar hale geldi. Dolayısıyla eksik yok mudur? Bu noktada var olduğunu hissediyorum. Ancak zaman zaman sosyal medyada hayvansever gruplarını da bir araya gelen arkadaşlarımız, hepsi için söylemiyorum. Bunu art niyetli kullandığı anlar maalesef oluyor. Ve ben herkese aynı şeyi söylüyorum. Siz ne kadar hayvan severseniz ben de en az o kadar hayvan severim. Biraz daha hassasiyet, belki birkaç proje geliştirirseniz ben hayvansever biri olarak çok mutlu olurum. İyi niyetli bu noktadaki bütün projelere de ben paylaşmaya açığım. Olduramayan olarak da belediyenin sokak hayvanlarına karşı geliştirdiği projeleri seçtik ama daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bize bir abonelik o zaman başkanım güzel şöyle klişe programına işte YouTube üzerinden abone olmalarına dair vatandaşa bir telkinde bulunursa ne uzun cümle kurdum bir daha klişe bir programına ben abone oldum. Her bölümü seyrediyorum. Bunu da seyredeceğim. 7'yi çekiyoruz değil mi? Evet. Tamam, 7'yi özellikle izleyelim. Herkesin abone olmasını bekliyorum. Bence gayet güzel oldu. Biz demiyoruz bu sefer. Belediye başkanını istedik. İnşallah abone olursunuz. Klişeyi başkan yapsın mı ya? Nasıl yapacağım? Başkanım ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali? Eyvah. Yani Fenerbahçe'yi düzlüğe çıkarsın diye yani Türkiye'nin en zengini, birinci sırada galiba. Evet. Koçlardan Ali Koç'u getirdiler ama. Parayla saadet olmaz. Klişe geldi. Parayla saadet olmaz. Kendi kendine klişe geldi. Bak, evet, evet. Ama parayla saadet olmadığını seçimde de gördük ya. Abi bu klişeyi de ben Fenerbahçe'yle ilgili söyledim arkadaş. Klişenin 7. programında sonuna geldik. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ayağınız sağlık. Önümüzdeki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Klişenin 7. programına konuk olmaktan çok mutlu oldum. Çok havadar, çok doğal bir ortamda güzel bir program oldu. Başarılar diliyorum. İnşallah 70'lerde ve 700'lerde de bir araya geliriz. Büyük gördün yine. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederiz başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şakir bitir artık oğlum. Bitmiyor. Şakir kameralarımı kapatacaksın. Ne yapacaksın arkadaş? Kapatsın ya. Şarjından bitmedi. Dönüyor ya. Konu sürekli. Daha ne konuşacağız artık?